Evet. Yeni bölümümüzde puanları toplama işlemini yaptıracağız. Sahnemizi eğer yanlışlıkla kapatırsanız şöyle göstereyim. Project Manager kısmından sahneye çift tıklayarak sahnemizi tekrar açabiliriz. Publish ve Preview butonlarını zaten biliyorsunuz. Şimdi şunu yapacağız yine. Sahneye geldim. Kodlar kısmında Add a New Event diyorum ve yeni bir olay oluşturuyorum. Add Condition'a tıkladım. Burada iki seçenek var. Ya karakterimiz puanlara dokunursa ya da puan karakterimize dokunursa. İkisi de aynı şey. Ben karakterimizi seçtim. Ve şunu diyeceğiz. Collisions. collisions. Karakterimiz puana dokunursa. Okey. Öncelikli olarak puan silinecek. Şu puan silin. Puanı seçtim. Delete the object dedim ve puanı sildim. Bakın karakterimiz puana dokunursa. Çalıştırıyorum. Puanı sil dedim eylem olarak. Dokundum ve silindi gördüğünüz gibi. Bu arada Şunları zıplama platformu olarak ayarlamamışız. Onları da ayarlayalım. Sahneye geldim. Platforma çift tıklıyorum. Behaviors, edit behavior, platform olduğunu belirtiyorum. Okey diyorum. Çift tıkladım. Bunlar da zaten platform oldu otomatik. Tekrar çalıştırdım. Bakın üstteki platforma zıpladım da artık orada durabiliyorum. Gördünüz mü? Diğer puanların kodunu yazmadığımız için şu anlık gözükmüyor. Şunu birazcık düzeltelim. Evet. Şunu da biraz yukarı çekelim. Şimdi arkadaşlar şunu yapacağız. Öncelikle şurada Project Manager kısmına geldim. Oyun ayarları kısmında global değişkenlere tıklıyorum. Şimdi bir değişken oluşturacağız ve puanları orada tutacağız. O değişken sürekli arttıkça puanımız da artmaya başlayacak. Puan dediğim bir sayı olduğunu belirtiyorum. Puanımız sıfırdan başlayacak bu şekilde. Apply dedim ve kapattım. Sahnelere geri geldim. Şimdi puanımızı dokunduk ya arkadaşlar. Dokunduysak hemen ikinci eyleme ekliyoruz. Other actions diyorum değişkenler, global değişkenler, value of global değişken puanını arttır. Kaçar kaçar onar onar arttırabiliriz mesela. Her puan aldığımızda puan bu şekilde artacak. Okey. Add any event, add condition diyorum. Other conditions ve şunu diyeceğiz yine. Pardon. E, collisions diyoruz. Karakterimiz. Nerede? Collision. Puan ikiye dokunursa. Okey. Yeni olay karakterimiz yine puan 3'e dokunursa diye belirtiyorum. Puan 3'e dokunursa. Ne olacak? İkinci puana dokunursa ikinci puan silinecek. Nerede puanımız? Delete the object. Evet. İkinci puanı sildim. Yine aynı şekilde üçüncü puanı da siliyorum. Çalıştıralım. Bakın arkadaşlar şimdi zıpladım. Puan 1 silindi, 2 silindi, 3 de silindi. Ama puanımız artmadı. Onu yapacağız şimdi. Üsttekinin aynısını ikincide de yapıyorum. Other actions, değişkenler, global değişkenler, value of global değişken, puan arttır. İstersen ikinci değişkeni, ikinci puanı aldığımızda da 20 artsın. Okey dedim. Üçüncüyü aldığımızda da 30 artsın. Global değişken, value of global değişken, puan diyorum. Artı, üçüncü değişkende de 30 artmış olsun. Tamam. Şimdi bu işlemleri yaptık. Yalnız ekrana yazdırmamız gerekiyor. Yine birinci değişkenin hemen altında add action diyerek eylem ekliyorum. Skorumuzu modify the text diyerek güncelliyorum. Eşittir dedim. Şimdi abc'ye tıkladım. Variables, global variables, text of global variable diyerek puanı ekrana yazdırmasını sağlıyorum. Apply. Şu kodu da direkt yazabilirsiniz. Global variable string parantez içerisinde puan. Okey dedim çalıştırıyorum. Ekrana dikkat edin lütfen. Çalıştırdım. Arttı. Yalnız 10 puan arttı. Diğerlerini yazmadığımız için kodu bu artmadı. Yalnız ekranda puan yazısı silindi. Bunu da şöyle yapacağız. Şuradaki yazdığım yazıya çift tıklıyorum tekrar. Şurada tırnak içinde klavyenin sol tarafında en üstteki ESC tuşunun hemen altında bulunan E tuşunda tırnak koyabilirsiniz. Puan yazdım. Tırnağın dışına çıktım. Artı işaretini koydum. Artık puan burada birleştirme operatörü. Şu artı birleştir. Yani puanla şu değişkeni birleştir dedim. Tamam. Bunu sağ tıklayarak aynısını buraya yapıştırabilirsiniz. Ya da tek tek yine burada yazabilirsiniz. Add action. Other actions. Pardon şöyle yapalım. Score. Modify the text. Eşittir diyorum. Global variables. String. String metinsel ifadeler için kullanılıyor. Evet. Puan dedim. Şu şekilde global variable'dı galiba. Evet. Şuradan tırnak içinde yine puan artı diyerek yine değişkeni yazdırdım. Üçüncüde de yine değiştirmemiz gerekiyor. Eşittir diyorum. Arttırma işlemi yok. Direkt ekrana yazdıracağız. Puan artı global variable string metine dönüştürerek yazdır diyorum. Puanı ekrana yazdıracak. Şimdi çalıştırıyorum. Bakın arttırdığımda puan 10, puan 30, puan 60. Tabii şurada iki noktada koymayı unutmayalım. Çift tıkladım. İki nokta. Okey. Çift tıkladım. Şuraya iki nokta. Yine çift tıkladım. Ve iki nokta diyorum. Son kez çalıştıralım. Puan 10, puan 30, puan 60. 10, 20, 30 şeklinde arttı gördüğünüz gibi. Bu bölümde puan arttırma işlemimizi yapmış olduk.